Merhaba, ben Aybar Söztuna, 22. Yüzyıl Derneği Sözcüsüyüm. 22. Yüzyıl Derneği olarak 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yereldeki genç adaylarla gerçekleştirdiğimiz mülakat serimizi içeren Serbest Kürsü Yerelde Genç Aday Olmak projemiz kapsamında genç adayların sesinin daha geniş kitlelere ulaşabilmesini umut ediyoruz. Projemizin temel amaçları Türkiye'nin farklı şehirlerinden genç adayların deneyimlerini dinlemek, yerelde genç aday olmanın anlamını konuşmak, adayların seçim bölgelerine nasıl katkıda bulunacaklarını öğrenmek ve gelecekte daha fazla genç aday görebilmek için neler yapılabileceğini değerlendirmek. Bu kapsamda tüm çalışmalarımızda gözettiğimiz temel ilke olan adil çerçevesinde tüm siyasi partilerin yereldeki genç adaylarına davet iletiyor. Yerelde genç aday olmanın birinci ağızdan gençler tarafından anlatmasını teşvik ediyoruz. Dolayısıyla kuruluşumuzun temel ilkeleri ve faaliyet alanları kapsamında böylesine kıymetli bir projeyi gerçekleştirmek bizler için görevden öte bir sorumluluk. Şimdi konumuza dönelim. Serbest kürsü yerelde genç aday olmak projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz mülakatlarımızda. Bugün Deva Partisi Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkan Adayı Özlem Bayraktar bizimle. Bugün bizimle olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Beni burada ağırladığınız için. Öncelikle çok güzel bir program yapıyorsunuz. Bunun gibi fırsatların. Bütün genç adaylara e, verilmesini e, temenni ediyorum. E, kendimi tanıtayım. Özlem Bayraktar. E, 33 yaşındayım. E, avukatım. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde büyüdüm. Okudum. Kocaeli Üniversitesi'nin hukuk fakültesini 2014 2013 yılında bitirdim. 2014'te avukatlık ruhsatımı aldım. 10 yıllık avukatım kendi avukatlık var orada avukatlık yapıyorum diğer tanıtma aşamaları sanırım sorulara girecek O yüzden burada keseyim Özlem Bayraklar kısaca budur Peki siyasete ilginiz ne zaman başladı evet, evet anlatırken oraya girecektim kestim kendim ilgim ne zaman başladı Aslında şöyle küçük yaştan itibaren siyaseti, e, takip ediyordum ama e, sadece bir seçmen olarak e, gidip oy, oy kullanmakta kalıyordu bu avukatlık mesleğine e, girdikten sonra e, avukatlık mesleğindeki hukuk alanındaki sorunları daha e, yakından e, yaşar ve görür oldum e, dün, ülkemizin içine düştüğü e, sorunların e, ciddi bir hal alması e, bu sorunlardan e, hukukçu kimliğimle de e, oldukça etkilenmem yüzünden e, son dönemlerde siyasete girmeyi e, düşünüyordum aslında e, ama çok zor bir iş olduğunun e, farkındaydım e, çünkü kendi işlerimiz var ona da bir e, vakit ayırmak gerekiyor önemli bir vakit ayırmak gerekiyor emek vermek gerekiyor bu işlere e, ama. E, Oturduğumuz yerden eleştirmek bir yere kadar diye düşündüm ve sorumluluk almak gerektiğini düşündüm. Bu yüzden de elimizi taşın altına koymak gerektiği sonucuna vardım. Bu şekilde de siyasete girmiş bulundum Deva Partisi ile. Peki Deva Partisi'nde başladıktan sonraki devam etme motivasyonunuz ne oldu? Şöyle... E Öncesinde Deva Partisi'nde girmemin e, sebepleri bu süreçte devam etmemde de e, etkili oldu. Deva Partisi'ni e, içime sinerek, e, beğenerek Genel Başkanımız Ali Babacan'ı da aynı şekilde e, eskiden beri takip ettiğim, sevdiğim ve beğendiğim bir siyasetçiydi. Gençlere, kadınlara e, yönelik bakış açısı, e, akılcı bilimsel çalışmaları, temiz ve dürüst siyaset ilkeli e, liyakatli e, kadrolardan oluşan bir siyaset anlayışı beni zaten siyasette Deva Partisi'ne e, gitme de Bu şekilde de e, devam etmesi benim bu partide e, iki yıldır e, devam etmeme sebep oldu ve hatta şu an e, belediye başkan adayı olmama sebep oldu. Peki sizi yerelde siyaset yapmaya teşvik eden başka unsurlar var mı? Yani bulunduğunuz ilçe kapsamında ki tutumun gerekçesini biraz açıklayabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. 33 yaşında olduğumu söylemiştim. Ben burada okuduğumu da söyledim. Sedat Karan Anadolu Lisesi'ne giderken o zamanlar ilçemizde e, sinema vardı normal olarak e, biz e, neredeyse her hafta arkadaşlarımızla sinemaya giderdik ama uzun yıllardır ilçemizde şu an bir sinema bile yok e, bulunduğumuz ilçede maalesef uzun yıllardır e, gençler özellikle gençler ve kadınlar adına e, sosyal kültürel hiçbir aktivite Yok ilçemiz ileriye gitmeyi bırakın geriye doğru gidiyor ee, ve bunları görünce ilçemiz adına da e, sorumluluk e, hissettim, e, bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. E, bu yüzden de yerelde e, siyaset yapmaya başladım ve devam ediyorum. Siyasette genç olmanın e, bir dezavantaj yarattığını düşünüyor musunuz? Siyasette Genç olmanızdan kaynaklı herhangi bir sorun yaşadınız mı veya böyle bir duruma şahitlik ettiniz mi? Şöyle avantajı da var, dezavantajı da var. Toplumumuzda genç insanlara karşı bir hani daha tecrübesiz, çok genç yapamaz gibi bir bakış açısı var. Bazen olabiliyor daha doğrusu, bunun aksi de tabii ki var. Ama e, buna katılmak pek doğru değil. E, bizim genel başkanımızdan örnek verecek olursak, kendisi 35 yaşında e, bakan olmuş bir kişi. Yine bizim Mustafa Kemal Paşa'mızın e, eskiden bir 30 sene önce Türkiye'nin en genç bakanı olan Mustafa Kemal Paşalı bir e, hemşerimiz bakanımız oldu. Yani buralardan e, bu genç yaşlarda bakan e, çıkabiliyorsa ve başarılı işler yapılabiliyorsa genel başkanımızın da e, yaptığı gibi e, hani akıl yaşta değil baştadır e, bakış açısıyla da e, aslında bu bakış açısının e, olumsuz bakış açısının yanlış olduğu e, görünüyor. E, yani gençlere insanların anlattığım şekilde bakması gerekiyor. Şans vermesi gerekiyor. Tabii ki e, ileriki yaşlardaki kişilerin siyasilerin tecrübeleri var, onlardan da faydalanmak gerekir. E, ama gençlerin e, enerjisi bir kere çok yüksek, e, çalışma azmi, hırsı e, çok daha fazla. O yüzden e, genç olmanın avantajları da var, dezavantajları da var diyebilirim. Peki sizce siyasette gençlere yönelik engellerle e, nasıl? Başa çıkılabilir. Bu o, dezavantajlı durumun aşılabilmesi için partinizin e, kota uygulamaları örneğin e, var mı ve adaylık süreçlerinin yanı sıra parti kademelerinde etkin konumlarda temsil imkanı sunulduğunu e, düşünüyor musunuz? Bizim partimizde e, gençlere yönelik ben kadınları da işin içine katıyorum. Ben e, bu programda hem genç hem kadın aday olarak e, da e, bulunuyorum şu anda partimiz dediğim gibi hem gençlere hem kadınlara yönelik e, çok güzel imkanlar sunuyor ve sağlıyor kota uygulamalarımız var e, ki örneğin benim meclis üye listemin yarısı e, kadın yarısı genç e, bu genel merkezde de genel başkan yardımcılarımızdan çok genç insanlar var başkanlarımız var eee Partimiz de buna uyuyor. Ve ben aslında şöyle partimizin bakış açısı biz bu partiye girdiğimiz için benim de bakış açımla örtüşüyor. Demin verdiğim örnekte olduğu gibi kendi meclis üyemi bile kadın ve genç ağırlıklı yaptım. Bu biraz da kişilerle de alakalı. Parti program tüzüğümüzde, programımızda bunlar yer alıyor. Uygulaması da önemli. E, bu da kişilerden de geçiyor. E, benim yaptığım şeyleri e, diğer e, partideki kişiler de yapmalı. Diğer e, bizim partimizdekiler zaten büyük oranda yapıyor. E, ama bunu diğer partiler de yapmalı. E, bu kişilerle de alakalı. Aslında biraz siyasete bakış açısıyla da ilgili. Maalesef e, siyaset e, ülkemizde... E, uzun süredir oralarda bulunan kişilerin hegemonyasına geçmiş onların elinde ve maalesef gençlere yeni gelen donanımlı ve bilgili insanlara yer açılmıyor. Bu bakış açısından kurtulmak lazım diye düşünüyorum. Donanımlı bilgili insanlara şuna da karşıyım. Sadece genç diye veya sadece kadın diye de vitrinde görünmelik insanlar da koymak doğru değil. Çok bilgili, donanımlı, liyakatli bizim gençlerimiz var, kadınlar var. Bu şekilde kişilerin öne açılmalı parti hiyerarşisinde bunlar göz önünde bulundurulmalı diye düşünüyorum. Şahsen ben bunu kendi adıma yapmaya çalışıyorum. Bizim partide de yapıldığını görüyorum. Bu şekilde gençlerin bu sorunu çözülebilir, sorun ortadan kaldırılabilir. Başkan olduktan sonra da eğer seçilirseniz e, bu alanda nasıl projeleriniz var? Şöyle demin yine bahsettim ilçemizde e, gençlere ve kadınlara yönelik maalesef e, imkanlar çok az. E, biz e, bu imkanları e, gençlere ve kadınlara e, sunmak istiyoruz. Gerekli mahallelerde e, merkezler kurarak e, orada kendilerini geliştirecek e, sosyal, kültürel, e, sportif e, faaliyetlerde e, gençlerimizin bulunmasını sağlayacağız. E, şu an dünya yapay zeka ile e, ilgileniyor. E, bu tip bu tip bilimsel teknolojik gelişmeleri e, gençlerimize e, sunmamız gerekiyor. E, gençlerimiz İlçemizde maalesef hani sosyal, kültürel ve sportif anlamda yapabilecek bir şey bulamıyorlar. Gerçekten öyle olunca hatta maalesef kötü alışkanlıklara kadar uzayan bir süreç oluşuyor. Bu etkinlikleri biz belediye seçimlerini kazandığımız takdirde gençlere sunacağız inşallah. Peki adaya olduğunuz ilçede e, vatandaşların en öncelikli ihtiyaçlarını nasıl tanımlarsınız ve Şöyle... kazandığınız Hı. halinde ilçeniz hakkında yani Mustafa Kemal Paşa hakkında e, nasıl bir hayal kuruyorsunuz? Ee, Mustafa Kemal Paşa ilçemiz hakkında çok güzel hayallerimiz var öncelikle. Bu devam belediyeciliğiyle de alakalı bir şey. Bütün belediyeleri de ilgilendiren bir şey. Öncelikle maalesef şu anki belediyemizde şeffaflık, katılımcılık, dürüstlük gibi belediyecilik ilkeleri söz konusu değil. Öncelikle bu bakış açısının belediyecilik anlayışının yerleşmesi lazım. Biz önce bunu yerleştirmeye çalışacağız, yerleştireceğiz. Şeffaf bir belediye olacak, katılımcı bir e, belediye olacak ve e, hizmet odaklı, insan odaklı, çevre odaklı bir e, belediyecilik olacak. İlçemizin en önemli sorunu e, yine Türkiye'de de aynı sorun bence. E, deprem sorunu bizim ilçemizde de e, bir fay hattının üzerindeyiz. Maalesef 6 Şubat depreminde 11 tane ilimizdeki deprem sonucunda hayatını kaybeden insanları gördük ve acısını hep birlikte yaşadık. Aynı durumu yaşamak istemiyoruz. Bence en önemli sorun bu. Bununla alakalı mevcut yapıların denetimi, gerekli önlemlerin alınması, yeni yapılarda da yine gerekli önlemlerin, incelemelerin yapı, yapılarak ruhsat verilmesi çalışmaları, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar bence en önemli sorunların başında geliyor. Bu belediyecilik ilkeleri dışında yapılacaklardan. Daha sonra dediğim gibi ilçemizde otopark sorunu var. Bununla ilgili çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Ee, yine kadınlara ve gençlere yönelik çok ciddi eksiklikler var ee, bunları gidereceğiz ee, bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız ee, sonrasında bizim ilçemiz tarım e, ilçesi çok verimli toprakları var yine Türkiye genelinde tarım alanlarında ciddi sorunlar var ee, tarım alanları, tarımın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak eee Yaşlarımız, sokak hayvanlarımız, çocuklarımız için çeşitli projelerimiz var. Burada zamanımız biraz dar olduğu için onları detaylandıramıyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın öncelikli sorunları bunlar diyebilirim ama. Peki, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Öncelikle e, beni ağırladığınız için, e, fırsat verdiğiniz için genç ve kadın adaylara. E, keşke daha çok genç ve kadın aday olsa. E, dediğim gibi e, ben kadınların, gençlerin özellikle enerjisine e, güveniyorum ve ülkemizi iyi yerlere taşıyacak olan e, gençlerdir diye düşünüyorum. E, daha ileriki yaşlardaki e, abilerimiz, ablalarımız e, bizlere tecrübeleriyle destek olurlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve bütün seçmenlerimizden e, oy ve destek talep ediyorum. Tekrar e, beni yayına davet ettiğiniz için, bu programı yaptığınız için de size teşekkür ediyorum. 22. yüzyıl Derneği olarak 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde genç adaylarla yaptığımız programımıza katılarak tarihe not düşmemize vesile olduğumuz için teşekkür ederiz ve çalışmalarınızda başarılar dileriz.